Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Gençler sizi daha çok hedeflemiş. Böyle bir ders aslında imani ders olacaktı. İman ders yapıyorsunuz beraber. Ama bu ders yani... Bazı şeyler var, bazı yerlerde bulabilirsiniz. Ama bazı bir şey var ki bir yerde bulamazsınız. Bir yerde var. O oradan alınıyorsa ben ona kuvvet veriyorum. Onlardan bir tanesi. Suçlayıcı, tenkitçi olma. Sen halife-i ruh-i zeminsin. Öyle bir tenkit ki suçlayıcı. Tenkit vardır, yapıcı olmalı. Peki yapıcı nasıl anlaşılıyor? Çare sunmalı. Çare sunmayan tenkit tahriptir. Çaresi ol. Bak, bu böyle yanlış. Ne yanlış? Yanlış işte. Bu tahriptir. Ama bu böyle değil. Böyle. Bu tamirdir. Çaresi olmayan, içerisinde çaresi olmayan tenkit tahriptir. Fark o, kendine sınırlar çizme, kendine sınırlar çizme, inşallah yapacağım de. Yani ben bu kadar yapacağım, hayır, daha iyi. Geliyorum. İnşallah geliyorum. Mutlaka ekleyin inşallah. Geliyorum inşallah. Eğer karşı iki tarafa telefon konuşurken diyemiyorsan, uygun değilse, geliyorum. Geliyorum. İnşallah. Tamam, veriyorum. Tamam inşallah, eğer o duymasını istemiyorsa. Geçmişi kabullenmek, geçmişle karışık olmak kolay değil. Geçmişi kabullenmek, geçmişle barışık olmak kolay değil. Yani geçmiş çoğu insanı ekseriyetle kötü geçmiş. Ekseriyeti söylüyorum. Onun için geçmişle kabullenmek, barışık olmak kolay değil. Geçmişte barışık olmanın yolu bugün güzel yaşamaktır. En korkunç bataklık geçmiştir. Geçmişte meşgul oluyor, öyle gitti, böyle gitti, böyle gitti. Bu an gitti. İki defa geçmişi yaşıyorsun. Bir öyle yaşadın zaten, bir de şimdi orayı yaşıyorsun fikren. Bir o zaman kaybettin, bir de şimdiyi kaybediyorsun. Geçmiş bataklıktır. Geçmiş bataklıktır. Geçmişten intikam almak istiyorsan bugünü güzel yaşayacaksın. Ancak Allah'ın tövbe imkanı ile sistemi ile mümkündür bu da. Geçmişten kurtulmanın yolu, insanız ya, bir sürü hatalar var geçmiş. Yani şöyle yapmasaydım, böyle gitmeseydim. Nereden gittim ya, nereden dedim, lanet olası falan var ya. Bundan kurtulamazsın, mümkün değil. Peki neyle kurtulursun? Tövbe sistemiyle. Tövbe, geçmişin bataklığından seni kurtarıyor. Allah tövbe sistemini çalıştırmış. Fabrika ayarı gibi değil mi? Fabrika ayarları gibi. Eğer sen şimdi tövbe sistemi çalışmasa, geçmişten kurtulma şansın yok. Geçmişin bir sürü günahları, hataları, olumsuz, yani yapman gerekenleri yapmamak, bir sürü şeyler var veya yaptıkların var. Bundan kurtulamazsın. Buradan kurtulmanın yolu tövbe sisteminin işlemesidir. Diye kaldırıp söylüyorsun.
Çünkü inkar edemediği için inanıyor. İnanmanın mantıklı olduğunu öğreniyor. Daha sonra inanmak, inanabilmek zevke olur, zevke döner. Bir okuyayım. Şimdi Allah'ın tövbe sistemi ne inanıyor muyuz? Allah tövbe sistemini koymuş. Zaten inanmasın sen mahrum olacaksın. Tevvab ismi tövbeyi gerektiriyor değil mi? Evet, tövbe. Tevvab. İnkar etmediği için inanıyor bu işe. Sonra da inanmanın mantıklı olduğunu öğreniyor. Daha sonra inanmak, inanabilmek zevke olur, zevke döner. Yani bu sefer geçmiş elem yapıyordu değil mi sana? Bir sürü sıkıntı yapıyor. Tövbe ile kaldırdın. Tövbe ile geçmişi temizliyorsun. İyi ki Allah bu sistemi aktif etti. Böyle bir sistem koymaz. Yaptın yaptın kardeş. İyi kötü. Sevaplar silinmiyor. Ya Rabbi geçmişte namaz kılmıştım, pişman oldum. Silinmiyor. Zaten bir hiç böyle bir aptal da olmaz zaten. Ama geçmişte tövbe günahlarla işte bunu böyle bir sistemi işlettirdiği zaman böyle tövbe ya acaba bizim endişemiz şu. Tövbe acaba kabul oldu mu? Hazreti Ömer radıyallahu anh'a sormuşlar bunu. Tamam da geçmişimize tövbe ettik. Geçmişimizden tövbe edince tövbemiz kabul olduğunu nereden bileceğiz? Demiş ki sen aftan endişe etme. Tövbe yapamamaktan endişe et. Yani şunu demek istiyor. Ben gerisini tamam diyorum. Allah mı demiş bu işi? Allah'tan niye endişe ediyorsun ki? Yani sen tövbe edebilecek misin, edemeyecek misin? Ondan yap. Ama şöyle tövbe olmaz tabii. Ya Rabbi o günahım, hakikaten ben olsam affetmezim. Affet, yok canım, affedilir. Affet ya. İnanmıyorsun ki affına. Sen inanmıyorsun. İki, tövbe ediyorsun, ele bak. Duaya bak. Yani o kadar mühim değil yani söylediklerim. Veya versen de olur. Yani duaya bak, ele bak. Versen de olur, vermesen olur ama versen iyi olur. Dua. Bak, adam böyle dua ediyor. Şimdi sen, birisi senden bir şey istiyor, böyle. Birisi de istiyor. Birisi de böyle istiyor. Bu adet olduğu için yapıyorum ya Rabbi. Önemli değil. İstemek de istememek eşittir. Versen de olur, vermesen de olur yani. O kadar mühim değil. Ya Rabbi ver. Anlıyor musunuz? Evet, etti dua ediyor. Ya Allah. Sen inanmıyorsun ki tabii. Duaya inanmıyorsun ki. Çoğu insan cüz'i ihtiyarları ile yaşadıkları için iradelerinden haberleri yoktur. İrade nispetinde istikbal ve geçmiş haziran gibi fark edilir, hissedilir. İrade ve ihtiyar arasındaki farkı söylüyorum. İrade vicdana aittir. Kalbin bir sıfatıdır. Yani kalpte vicdan var, vicdanda da irade, zihin, his, latife-i Rabbani. Şu sokakta gördüğünüz insanların çoğusu, ekseriyeti mutlakası iradelerinden haberi yok ama iraden var zanneder. İrade vicdanidir. İhtiyar aklidir. Delilimiz nedir tabii? Kuru bir iddia olur. İradenin özelliği şudur. İstikbal, geçmiş. Gelecek, geçmiş. İle alakalıdır. İhtiyar geçmiş, gelecekte işi yok. Hazıra. Şimdiki zaman. Onu uygulayayım şimdi. Allah diyor ki Celle Celle, şu televizyona bakma. Şu internet şeyine, videosuna girme. Elinde. Daha geldi video.
Allah hemen din geliyor, vicdan. Yapma, girme ya. Gir, gir. Gir ya. Günahtır ya. Tövbe edersin ya. Allah o kadar çok affediyor. O ne tövbe çevirtmese? Yani bir sürü millet görmüyor musun neler yapıyor ya biz bir kenar. Hem de bak, hem de kalıyoruz ya işte. Şimdi bakma. Bak. İki tane şey var, ses geliyor. Cüz-i ihtiyarıyla hareket eden bir insan bakmaktan kurtulamaz. Bakar. Bakar. Çünkü cüz-i ihtiyarı şudur. Allah diyor ki bakma ben sana cennette şunu vereceğim. Hayvana dese ki bak sığırcığım şu otu bırak. İnan 10 dakika sonra ahır dolusu 10 dakika burada bu hendekten durma bak uçacaksın. Yani devi hendekten uçuran bir tutam ottur. Ya sığırcığım hadi gidelim bizi de dalatma. Eve gidiyoruz. Ahırda dolu bir ot var tamam biçmişiz. Bırak anlar mı? Ha çünkü gelecektir ahır. 10 dakika sonra da yoksa gelecektir. Cüz-i ihtiyarı hayvanlar da kullanıyor. Hayvaniyeti yaşayan insanlarda da. Allah da diyor ki bak bu tutam otu bırak. Cennette sana şunlar şunlar vereceğim. Taksitle uğraşmaz. Gündelik hayat zevklerini takip edenler, elin yapma öyle. Gündelik böyle tık tık yapmak şeytandandır. Arasına erva habise giriyor. Gündelik hayatı yaşayanlar, şimdiki zamandaki tercihleri yapanlar, geçmişine ve geleceğine göre yatırım yapmayanlar. Mesela bak okul tatili oldu değil mi? 15 gün tatil buradasın. Şimdi siz 15 günün içerisindeki değerlendirdiğiniz gün geleceğinize yatırımdır. Ha bu nedir? İradeyi gösteriyor. Okşamıyorum az. Ama vur oynasın, çat patlasın olsa burada olmaman lazım. O da cüz-i ihtiyaridir. Yani kısacası cüz-i ihtiyarı şimdiki zamanda tercihler yapar. Bakayım mı bakmayayım mı? Bak. Bakmamaya şansı yok. Maneviyat artarsa, donanımları gelişirse, aklı ve ruhu inkişaf ederse, bunun iradesi artar. İradesi arttı mı, Allah diyor ki bakma. Bakma, Allah var, gelecek ahiret. Tak. Onun için geçmiş ve geleceğe göre adımlar atanlar, irade sahipleridirler. Geçmiş ve geleceği nazara almadan yaşayanlar, İhtiyar sahibidirler. Mesela düşünceye ait bir de veriyorum. Çok uzatıyorum biliyorum ama bu çok mühim. Ha? Çok güzel bir misal yani. Ha, bak şimdi. Dün beni bir düşünce şeytan bir soru getirdi bana. Bir hafta önce. Soru getirdi. Cevap verdim. Tam cevap verirken bir soru da geldi. Cevap verdim bir soru da geldi. Neyse Allah'tan bir şekilde kurtuldum. Geçmiş, bir hafta önce oldu. Bugün de baktım ki aynı adam gene aynı soru soruyor. Gene aynı mevzularla meşgul olup sorularına cevap vermek ahmaklıktır. Buna İmam-ı Gazali ahmak der. Bu nedir biliyor musun? Geçmişinde bir hafta önce böyle olmuş muydu? Olmuş muydu? Aynısı geldi. Ha, geçmişini tekrar buraya getiren İrade değil, ihtiyardır. Geçmişin halinde yaşıyor. Eğer bu insanın iradesi güçlü olsaydı, ben bunu yaşadım, bir de yaşamam demeliydi, cevap hazırlamazdı. Her cevap aşağı doğru inilen bir merdivendir. Kuyuya doğru atılan merdiven var, bir aşağıya, bir aşağıya, bir aşağıya. Cevap vermeyeceksin. Hiç meşgul olmayacaksın. Çünkü bak bir hafta önce geldi mi aynı şey şimdi de geliyor. Ahmak mısın? Geçen bir hafta bunun sıkıntısı çektin yine çekiyorsun. Yani nedir bu? İrade devre dışı olmuş. Nasıl gidecek? İradeyi güçlendirecek. Geldi yani cevap istiyor. Vermeyeceksin. Mehmet bize soru gelmiyor mu? Şöyle diyeyim. Bize telefonlar gelmiyor mu? Peki herkese muhatap oluyor muyum? Peki ya özel telefonuna gelenlere cevap veriyor muyum? Yok.
Peki WhatsApp'tan gelen şeyler vardı. Şu bir sürü videolar var, yazılar var. Açılmadığı için siyah gösteriyor değil mi? Açılırsa mavi gösterir. Açmıyorum. İrademi kullanıyorum. 1,5 dakika video. 1,5 dakika. 10 tane 1,5 dakikayı dinlesem 1,5 saat. Ahmak mıyım ben? Her gelen yeme otlayacak kadar ben hayvan mıyım? Nasıl yapacaksın? İradeni kullanacaksın. Onun için anlatıyorum işte. Hazıra muptela olan, hazırdaki 2'de 1 tıklayan, 2'de 1 her şey istediğini yapan veya bir hafta, bir gün önceki düşünceler gene aynı gelmiş. Kardeşim sen hiç mi ders almadın ya? Hiç mi tecrüben yok? Ya hala geçmişle meşgul oluyor. Bir hafta önce konuştuk onu. Olsun gene. İnsan yoruluyor da. Kendisi yoruluyor. Kendisi yoruluyor, yoruluyor. Bitap düşüyor. Odadan çıkmaz, evden çıkmaz, işi gitmez. Kafayı çevirmekten aciz. Ne? Bitti de, enerji bitti. Her bir hafta önceki işini meşgul oluyoruz. Biraz hallediyoruz, 2 haftaya geri getiriyor. Oho. Peki. Endişe ve korkuların kaynağı da bu işte. Endişe nereye aitti? Geçmiş mi gelecek mi? Bunu diyebilen var mı? Endişe geçmiş mi gelecek mi? Endişe korku. Gelecek. Endişe. Gelecek. Endişe. Gelecek. Gelecek. Peki. Korku. Şimdi. Çok güzel. Çok güzel. Elem. Elem geçmiş. Çok güzel. Geçmişe ait endişe olmaz kardeş. Endişe olmamış, daha yorumlayamamışsın, izah edemediğin için. Korku da geleceği yorumlayamamaktan geliyor. Mesela ölüm korkusunu anlatayım. Bu 3. kez anlatıyorum, ilk defa. Daha derslere yayınlanmamış bu. 3. kez anlatacağım korkum. Korku, ölüm korkusunun çok çeşitli maddeleri yaptım mesela. Adem'e karşı vesaire. Bu başka. Şimdi bak. Aklın vazifesi, akıl ve kalp cihazdır. Cihaz insanidir. Burayı hiç kaçırma bak. Ölüm korkusu olanlar. Akıl ve kalp cihazdır. Tamam mı? Cihaz. Aklın cihazı, bu akıl cihazının vazifesi nedir? Emri nisbi, emri itibari. Ne demek? Dış dünyadaki kıyaslamalar, içeriye alınan malzemeleri, yorumlamalar, kıyaslamaları değerlendiren bir alet. Temeli söylüyor. Çok vazifesi var ama bu temeli bu. Bu cihazdır. Gözlükle ne yapılır? Bir düşsene ne diyorsun? Kulağa konulur mu? Duyar mı bu? Bu görür değil mi? Ha, bunu burada kullanırsan iş yapar. Al koklasana. Gözlükle koklanılır mı? Demek ki neyi nerede kullanacağını bilmesen bu sefer bedelini ağır ödersin. Ne dedin, ne dedin? Sesi buna duyar mısın? Bir bakayım oraya. Anne yemeğe bakayım, tuzlu mu değil mi? Kulakla bakılır mı? Yemek. Gözle görebilir misiniz tuzlu olup olmadığını? Hani görmediğime inanmıyorum diyordu bazıları. Yemeğin tuzu da gözle gözükmüyor. Dil lazım. Yani yemeğin tuzunu çözen dildir. Yemeğin kokusunu çözen burundur. İnsanları anlatan, anlamamıza vesile olan kulaktır. Olayları ve renkleri, şekilleri gösteren göz müdür? Ha, akıl da bir alettir. Onun bir işlevi var. Tamam. Kalbin de bir işlevi var. El hubu filla ve el buzu filla. Nefret eder, sever. Dostunu, düşmanı seçer. Tamam mı abim? Şimdi ölüm korkusunu anlatıyorum. Bunu tanıdık mı? Anladık değil mi bunu? Akıl ve kalbi anladık mı? Cihaz olduğunu. Ölüm korkusu dünya cinsinden değil, öteye geçiştir. Ölümü anlaması için akıl dünyayı biliyor, tamam. İnsan ruhu nereye gitti? Tık tık yem yapıyor kalemin. Yapma. Bak şimdi, adam ruhu nereye gitti? Ahirete mi gitti? Peki.
Akıl aleti dünyayı emrin ismi emri itibari aleti değil miydi? Peki ahireti dünya aklıyla çözebilir misin? Çözemezsin. O zaman bir insanın ruhu ahirete gitmesi, sekerattan sonraki hadiseyi bu çıplak akılla ancak bilgiler var. Biz onu bilemeyiz, yorumlayamayız akılla. Şimdi ölüm hak. Esselatu ve selamu aleyk. Öd. Hemen düşünce ölüm geliyor. Şimdi bak iyi dinleyin. Ölüm korkusunun temeli. Bu temelli uzatıyorum ki anlayasınız, bir daha anlatmayayım diye. Aklın vazifesi dünyadaki eşyanın ilişkisini ve çelişkilerini çözer. Gözde çiçek arasında ilişkiyi çözer. Soğukla sıcak, karanlıkla aydınlık çelişkiyi çözer. Buydu. Şimdi akla diyoruz ki arkadaş bu ölümü çözsene neyin nesidir? Akıl diyor ki bak, bak kardeşim. Ben dünyadakileri çözmeyle yetkiliyim. Ölümü çözebilmem için dünya ve ahireti bilmem lazım. Ahireti görmem lazım. Dünyayı görüyorum, ahireti görmüyorum. Dünya gittiği yer, ahiret ise gidilen yer. Ben ikisini çözersem, önüme koyarsam ne olduğumu sana söylerim. Ne olduğunu sana söylerim. Gittiği yer, terk edilen yer, gidilen yer. İkisini beraber akıl görürse yorumlar. Tamam mı Mehmet? Yorumlar. Şimdi ahireti görmediği için akla diyoruz ki ölümü yorumla. Yorumlayabilir mi? Yorumlayamaz. Yorumlayamayınca akıl aciz olunca bize şöyle geliyor. Enaniyet, gurur, kibiri olduğundan bilmedim, anlamadım diyemiyor. Yok öyle bir yapısında. Sana korku olarak yansıtıyor bu işi. İzah edemediği her şey korkudur. Her şey maddede arayanların akılları gözlendirir diyor işte. Evet, bak. İzah edilemeyen her şey sana korku olarak yansır. İşte o yüzden abi 247'de Mesnevi Nuriye'de toprağın mahiyetinden bahsediyor. Yani nasıl bir de söyler misin? 247'de yani akıl ile hani madde ile manayı birbirinden ayırıyor usta. Yani 247 mi sözler mi? Mesnevi'de. He. Toprak diyor, sen de toprağa girmekten korkuyorsun. Oysa camit, şuursuz, kör olduğu halde, karanlık olduğu halde, soğuk olduğu halde tecelli esma en cami aynı olduğunu söylüyor. Yani oraya girip orada kayboluyorsun değil. Orada oraya girip de çıkmayan yok ki. Çıkmayan yok yani. Gübreyi koyuyorsun, portakal geliyor. Diyor ki toprak diyor, Halık-ı Semavat'tan diyor, ne diyor? Toprak bir tabir kullanıyor da. Aç orada önünde işte. Çok önemli bir şey. En yüksek semavattan Halık-ı Semavat'a daha yakın bir yoldur diyor. Evet. Aynen. Semavattan daha yakındır Cenab-ı Hakk'a. En çünkü yüksek semavattan Halık-ı Semavat'a daha yakın bir yoldur diyor. Acayip bir tabir kullanıyor da. Çünkü havada mı en fazla esma tecelli ediyor? Nurda mı? Suda mı? Toprakta mı? En fazla esma toprakta tecelli ediyor. En kesif olan en camidir. En latif olan en düşük tecellileri mazardır. Regülsed ondan diyor Said toprak olmalı. Evet toprağa gir, topraktan ve toprağa girmekten korkma diyor. Buldun mu abi? Evet abi. Okur musun? Kur'an-ı Mucize beyan büyük bir ölçüde tekrar etti. İhya-i arz ve toprak unsuruna nazar dikkati celp ettiğinden kalbime şöyle bir feyiz damlamıştır. Arz alemin kalbi olduğu gibi toprak unsuru da arzın kalbidir. Ve tevazu, mahviyet gibi maksuda ihsan eden yolların en yakını da topraktır. Belki toprak en yüksek semavattan Halık-ı Semavat'a daha yakın bir yoldur. Bak bir de son cümle. Belki toprak en yüksek semavattan Halık-ı Semavat'a daha yakın bir yoldur. Allah Allah. Daha yoldur diyor. Yoldur diyor. Toprak yoldur diyor. Yoldur diyor. Hemen seni ulaştırıyor yani. Bak toprak yoldur, yol. En yakın diyor ya yani, bir de. En yakın. Çekirdeği havayla aç yapamazsınız, suyla yapamazsınız. Evet. Şimdi ölüm neymiş? Terk edilen dünya ile gidilen ahireti ikisini beraber göremediğinden akıl yorumlayamıyor, izah edemiyor. Yorumlayamadığı, izah edemediği her şeyi sana ama her şey korku olarak yansıyor.
Ama korktuğun bir şey. Sana anlattılar. Böyledir, 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 böyledir. Heh, heh, vay be. Onun için neye korkuyor, nereden korkuyorsunuz? İzah edememişsiniz demektir. İzah edilince rahatlaman onu gösteriyor. İzah edilince rahatlamıyor musun? Heh, rahatladığın, o zaman izah edilemeyenler korkudur. Zaten geleceği yorumlayamamaktan geliyor endişe. Devam edeyim. Mesela bir yere gittiği zaman önceden bilgi almaya çalışıyorsun. Niye? Şimdi gideceğine bir merci korkuyorsun. Yani. Korkuyorsun evet. Acaba ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Evet, evet. Bilgi alıyorsun. Evet ya. Endişe ve korkuların kaynağı da bu. Geçmişini yürümek için geleceğine yürümek lazım. Bak. Mesela yaptığımız hayat bir saat önce, yarım saat önce nereye gitti? Geçmiş. Geçmiş değil mi? Nerede geçmiş şu anda? Geçti. Emre nerede geçmiş? Lebim Mustafa. Yok değil mi buralarda? Mustafa geçmişi var mı? Kaç yaşındasın? 16. 16. Geçmişin var mı? Şu an yok. Niye yok ya? Hangi? Var ama. Nerede? İşte. İşte. Benim de yoktu ondan. Hani geçmişimiz var. Nerede? Suat ne? Balda mı koydun geçmişin kardeş? Burada Hasan abi. He? Burada. Geçmişin kafamda. Kafanda mı? Hayır. Abi bilemem şu an ne olduğunu. Bilgi bu. Geçmişin değil o. O zaman niye tövbe ediyorum ki? İşte onu geçmişine geçmiş, tövbe ediyorsun. Geçmişimden bir şeyler var ki ben tövbe ediyorum. İşte bu alametleri işte bu fikir, o düşüncelerdir o. His, geçmişten his var, geçmişten fikir var. Geçmişin kendisi değil. Çünkü geçmiş hayatlıdır, ruhludur, canlıdır. Yani ampul saniyede 60 defa yanıp söner mi? Devamlı yandığı için biz yanıyor zannediyor. Şey, hızlı olduğu için devamlı yanıyor zannediyor. Peki biz an be an kainat var olup yok oluyor, yok olup var oluyor, var olup yok oluyor. Öyle mi? Şimdi bizim geçmişimiz derken fikri ve his değil ki kardeş. Biz tırt geldik, pişt, gittim şu anda. Tık geldim, tık gittim. O kadar hızlı oluyor ki ampul gibi devamlı yaşıyorum zannediyor. Oysa her an ölüyor. Çünkü Allah, Kur'an alacağım sorunu. Allah ayetinde şöyle diyor. Allah her an bir şendedir. Şendedir. İş yapıyor, halk ediyor her an. Halk cedid. Halkın cedid. Onun için bizim geçmişimiz fikir, his değil arkadaşlar. Bizzati biziz o. Şimdi ampul yandı mı bir saat önce? Gene elektrik yanıyor mu? Yananlar neredeler? Bir saat yaktık da kardeşim. Bir saat yaktığımıza göre daha yapman gerekiyor ki. Söndürün burası hep nurlar olması lazım. Niye söndürünce yok oluyor? Nereden? Nereye gittin? La gitseydi burada olurdu. Bu odayı kapattık. Allah'ın hay ismi var ya. Ya kardeşim nur yok mu ya Nur? Bu nereye gitti ya Nur? Gitti. Nereye? Gündelik hayatta konuşuyoruz ama bilmiyoruz ki dünya garip memleketi. İşte bak biz var ya bizimle beraber kalem, kağıt, her şey var olup yok oluyoruz. Yok olup var oluyoruz. Var olup yok oluyor. İlimden kudrete, kudretten ilime, ilimden kudrete, kudret. Tır 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 tır. Hep onun için ceddüd imanekum bila la ilahe illallah. Her an yenisin. Onun için nefesten daha önce imanımızı tazelememiz gerekiyor. Mektubatta anlatıyor. Ama bir an-ı vahid olarak gözüküyor. Bir an şu anda gözüküyorum. Ben şu andayım. Geçmişim var mı şu anda? Yok. Geleceğim var mı? Yok. Tek varım. Yok. Anda varım. An. Düşüncelerimiz anları çoğaltmış, zamlanmış. Zaman olmuş. An var. İnsanın diyor, ömür dakikaları insana tekrar rücu eder diyor. Evet. Ya Müslüm ya Nurhan olarak gelecek. Gelecek. Şimdi biz yaşadığımız dünya nerede? Canlı ve ruhlu, ahirette. Biz ona gitmiyor muyuz? Çünkü göreceğiz ya bize. Ha demek ki ona gidiyorsak o gelecektir. O zaman geçmişimiz oldu, gelecek. Ha, şimdi diyor ki, geçmişine yürümek için geleceğine yürümek lazım. Önündeki ayna istikbal. Bunu okuyayım, kesiyorum konuyu. Bak,
Yürüyoruz arkadaşlar, tam caddede. Adın neydi senin? İsmail. İsmail. Büyük bir ayna düşün. Giderken yola, yolu kaplamış. Tamam. Bir cadde kabul et, hayal eder misin sen evini burayı, nereyi? Bir, ettin mi abisi? Evet. Ha, onun önüne bir tane büyük cam koy, şey, ayna koy. Hayale koy. Herkes koysun. Koydunuz mu abi? Sokağınızdaki böyle. Koy bir tane. Koy 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 koy. Ha, ben de koydum şu an. Koydum. Tamam abi. Şimdi giderken bir baktı ki koca insanın boyundan çok yüksek, yolun her tarafı kaplamış bir ayna. Tamam, koyduk. Önündeki ayna istikbal. Ayna daha gitmedi ki oraya. İstikbal ya. 10 dakika sonra oraya gideceğiz. Ama gelini gösteriyor. Aynaya bak. Nereyi gösteriyor? Gelini gösteriyor. Ama ayna 10 dakika sonra orada olacağız. İstikbal aynamız geçmişimizi gösteriyor. Bak mesela ayna. Şu ayna, lavabodaki ayna. Biz böyle bakıyoruz. Buradan böyle bakmak için. O zaman bugün ne yaptı, yarın senin başına gelecek. O cinsten oluyor. Bak. Önündeki ayna istikbal mi? 10 dakika sonra gideceğim oraya. Evet. Ama ayna gerini gösteriyor. Ona doğru giderken sanki aynada görünen geçmişine gidiyorsun gibi olur. Ona gidiyorsun, aynaya, aynada geçmiş gözüküyor mu? Evet. Gözüküyor. Ona aynaya gideyim diye ona aynadakine giderken aynayı bilmiyorsun ya. Aslında gözüken bir şehir var. Meğer geçmişimi gösteriyor. O ya geçmiş şehri gösteriyor, acayip. Ona dağlara bak ya, mağaralar var, dereler var. Oraya gidiyorum derken istikbal zannedip mazimize gidiyoruz. Peki oraya yaklaştıkça aslında uzaklaşıyorsun. Aynaya bakın. Aynada arkam gözüküyor mu? Şöyle ayna tuttum mu? Arkamı gösteriyor mu? Ayna ileride mi? Oo, şehre gidiyorum. Koşuyorum koşuyorum. Peki bu aynada ben böyle giderken aynaya yaklaşıyor muyum gözüküyorum, uzaklaşıyor muyum gözüküyorum? Yaklaşıyorsun. Aynaya yaklaşıyorsun. Aynaya da yaklaşıyorsun. Ayna yok ki, ayna zaten, ayna gözükmüyor ki, zaten şehir gözüküyor. Uzaklaşıyorsun. Ayna, aynanın özelliği ne? Ayna yok, şehir var. Aha bak gidiyorum. Arkadaki şehir gözüküyor. Arkaya gözüküyor mu şehir? Büyük ayna. Vay be, dağlara bak. Koşuyorum koşuyorum. Orada ben nasıl gözüküyorum böyle giderken? Uzaklaşıyor. Gittiğim yerden uzaklaşıyorum. Gittiğim yerden uzaklaşıyorum. Dünya böyle bir şey. O zaman nasıl yaşarsan öyle ölüyorsun. O hadis böyle mi? Bak şimdi devam edeyim. Nereye bindirecek? Anladın değil mi bu? Bu çok önemli ha. Bunun üzerine bina edeceğim bir daha. Bak. Büyük bir aynadır. Ooo, dağları, yolları, caddeleri. Vay be. Hurmalar var, tamam. Gidiyorum, koşuyorum gençler. Bak sizin her türlü maskotluğa giriyorum. Tiyatro yapıyorum ki anlayasınız diye. Tamam. Bak ona gidiyorum böyle koşuyorum. Ulan gör, ayna gözükmez. Mazi gözüktüğü için. Aynanın özelliği o zaten. İçindeki gözükür. Ayna gözükmez. Ayna bilmiyorsun zaten. Allah Allah. Meğer bu dünyada her tarafta ayna dolu, biliyor musunuz? Böyle Allah Allah gidiyorum şimdi. Oraya bakıyorum. Hem koşuyorum oraya. Oraya gidiyorum. Gözüm oraya bakıyor. Aklım orada. Ama gördüğüme şaşırıyorum. Fesubhanallah. Allah, gittiğim yerden uzaklaşıyorum. Adama gidiyorum, adamdan uzaklaşıyorum. Gittiğim yerden uzaklaşıyorum. Gelelim ne demekmiş? Aslında bir kendine yaklaşıyorsun ama geçmişte uzaklaşıyorsun. Biraz zaten aklı vardı Mehmet'in. Baksana Aslan abi. Kendine yaklaşıyorsun, geçmişte uzaklaşıyorsun. Aynaya gitti zaman abi. Peki. Bunu Mesnevi Nuriye'den çıkarttım, biliyorsunuz. Nerede olduğunu tahmin edebiliyor musunuz? Aynen. Evet bak.
Devam ediyorum. Bakayım nereye bindirecek. Önündeki ayna istikbal. Ama gerini gösteriyor. Ona doğru giderken sanki aynada görünen geçmişine gidiyorsun gibi olur. Ama aynanın dışında yürüdüğün yol var. Aynanın dışında yürüdüğün yol var. Yani mesela ayna, ona bakıp gidiyor musun? Bir de bakıyoruz ki onun dışında bir yol var. O önümüzde. Onun dışında. Evet. Bu da gelecek. Aynanın dışında var. Arka tarafı yok. Arkası yok. Oysa var. Arka tarafta yok. Oysa var. Nasıl oldu? Tamam, karıştır şimdi. Aynanın arkası yok mu yok? Tamam, yok. Yok. Bakıyorum ileriye. Oradaki cadde. Arkadaki cadde ama arkayı bilmiyorum. Zannediyorum ki arkamdaki cadde. Önümdeki cadde. Gidiyorum tak bir tosluyor. Ha, bu da gelecek. Hani ilham geldi deriz ya. Ha, o gelen yer gelecek. Olmamış olsaydı ne nereden gelecekti? Bazen gelecekten ilham gelmesine sebep ve vesile geçmiştir. Geçmişe geçince düşüncen de hislerin düşünce hislenince o anda gelecekten manalar, fikirler ve hisler akmaya başlar. Zaman zamandır. Zamanın geçmişi ve geleceği yoktur. Zaman zamandır. Zamanın geçmiş ve geleceği yoktur. An ve andır, geçmiş biz diyoruz. Zamanın geçmişi yoktur. Zaman tek şeydir. Tık 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 tık. Biz onu zihnimizde geçmiş zaman diyoruz. Öyle bir şey yok. Gidip yukarıya geçmiş gelecek yok değil mi? Yok. Yukarı çık. Şöyle aynayla. Burası mazi, burası hal, burası istikbal. Hale tuttu mu? Kaldır aynayı, kaldır. Üçünü birden tuttu. Burada geçmiş, şimdiki, gelecek varken ayna yuvarlak. Bak aynada üçü de aynı yerde. Köşeli değil ki bir yer verelim. Yuvarlak olduğu için kim nerededir? Hepsi aynı yerde. Geçmiş, gelecek hepsi aynı aynada. Tek. Yani olaylardan sıyrıldıkça fikren, hissen, mazi, müstakbel denen bir şey olmuyor. Dünya, ahiret kalkıyor. Fikren, hissen, varlığın dayatmalarından, dünyanın dayatmalarından, bedensel hayattan çıktıkça kalbin ve ruhun aynadır. Dünyanın dayatmaları, ölümün, kabir, esselatu esselamu aleyk, kefen mefen kalkıyor. Çünkü kefen gelecektir. O kadar yükseldin ki kabri de yok etti. Buna delil şehitlerdir. Ölümün hakikatini keşfedenler diyor, ölümü gelmeden önce ki sevmişler ve beklemişler. Çünkü fikren gittiği yere gidecek. Zaman zamandır. Zamanın geçmiş ve geleceği yoktur. Zaman nehrinin şeridin üstüne konulanlar öncelik sonralıkları vardır. Usta diyor ki zamana nehir diyor. Şerit diyor, bant. Şimdi araba şeyi koydun, bloğu koydun. Şerit geçiyor. Hemen bir işçinin önüne geliyor, pistonu takıyor. Geçiyor, volanı takıyor, bilmem ne yapıyor. Zaman bu şeritin hareketidir. Mekan, şeritin üzerine konulan motor bloğuna yapılan en son araba çıkmasıdır. O, burada motor bloğu, burada piston takıldı, burada kaporta takıldı, araba oldu. Şerit için fark etmez. Burada da harekettir, burada da harekettir. Zamanın geçmişi geleceği yoktur. An vardır. Geçmiş ve gelecek kafamızda vardır. Geçmiş ve gelecek yok. Nerede? Hani nerede geçmiş? Canlı ve ruhluyuz bizim. Yani geçmişimiz. Tık gittik geldik, gittik geldik, geldik gittik, gittik geldik, geldik gittik. Tırıt 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 tırıt. Ampul. Yananlar nerede? Allah Resulü söylüyor. Ya Resulallah, vefat eden insan ruhu nereye gidiyor? Sordukları zaman aleyhissalatü vesselam ne demiş biliyor musun o zaman? O bedeviye böyle cevap verilir. Bir bedeviye.
Ne olacak adam deveden gelmiş, yani ayakta bilmem ne yapan böyle bir şey, bir Müslüman olmuş. Sonra işte yani fikriyatını anlatmak için söylüyor. Ona şöyle demiş, ölen insanın ruhu nereye gidiyor ara sıra deyince şöyle demiş, karanlıkta yanan bir mumu söndürdüğünüz zaman nuru nereye gidiyorsa ruh da oraya gidiyor. Bilmiyorum. Karanlıkta yanan bir mum düşün. Söndürdün mumu? Işığı nereye gitti? Yok olmaz hiçbir şey. He? Ne dedin? Çok antika bir cevap vermiş. Çok antika cevap. Güneşten gelen şey tekrar güneşe gidiyor ya. Güneşten gelen güneşe gidiyor. Ama millet zannediyor ki dünyaya güneş vurdu. Vurdu, kullanıldı, kullanıldı, kullanılmadı, attı çöpe. Hayır, dünyaya güneş vurdu, ısındı vesaire. Bir kısmını ağaç yaptı, şarjlı pil. Ağaç dolmuş güneştir. Arttı mı, tekrar güneşe gidiyor. Sarıyor tekrar. Abi geçmiş yoksa yaş diye bir şey de mi olmuyor? Yok, yaş değil. Herkes bulunduğu yaştaki histir. Ben mesela 53 yaşındayım. 53 yaşında bir hissim yok ki. Ben her zaman ne hissetmek istiyorsam oyum. İstersen 13 yaşında hissederim. O benim zannıma bağlı. Şey olmasa mesela, diyelim ki tarihi olmasa ne olacak abi? Tarih olmasa o zaman geleceğine de şey yapamaz. Yani. O zaman deriz onlar olmuş şeydir. Hayır, nasıl 53 yaşında olmuş olacaksın o zaman? İşte o zaman olmaz işte. Burada işte düşünce. Mazi onun için var. Yani bu kafaya bilgiler onun için. Çocuk için, deli için veya Alzheimer için veya bitkisel, yani kafa gitmiş mesela, narkoz yemiş ameliyatta. Bir saat hatırlıyor mu? Geçmiş mi geçmemiş mi bir saat ameliyatta? Geçmiş. 5 saat ameliyat olan var. Peki uyansın, hiçbir şey hatırlıyor mu? Ha, onun için zaman yoktur. Arazi bir şey. Evet, arizi ya, araz. Nispi bir şey, düşünceyle var. Vücud haricisi böyle şey yok. O zaman sen kaç yaşındasın abi? Ben şu anda hissettiğim yaşta. Hakikatta kaç yaşındasın? 33 yaşındasın. Onu diyemem. Hakikatta. Hakikatta mı? Hakikatımı bilmiyorum. Şey, şu anda hakikatim 52-53. Ama o konu kastediyorsan o hakikatin bunu... Onu diyor. Haa o. Allah bilir. Ben hakikat her daim kendimi 33 gibi canlı, aktif hissediyorum. 33'ten hiç geçmemiş. Ve mesela bakın, bugün ikinci günüm. Toparladım. Bir hafta hep beraberiz. Gördünüz mü ben hasta oldum? Cennet yaşıyor muydu acaba o? He, evet. Mesela hasta bir haftadan beri durumum iyi değil. Ama asla fikrime dedim ki yürümek zorundasın. Hayır, hizmet zamanı, yatamazsın. Hastayım diyor, hiç kusura bakma. Seni yedirdim mi kardeşim dedim cesede? Yedirdim. Balı yedirdim mi sana? Yedirdim. Çay içirdim mi seni? Aynı böyle diyorum odada. Bal yedirdim mi ben sana? Yedirdim dedi. Çay içirdim mi sana? Ceviz yedirdim mi sana? Yedirdim. Hiç şansın yok vallahi. Yatamazsın. Şansın yok. Aynı böyle diyorum vallahi. Bak böyle deyince de ateş basıyor. İnanarak söylüyor. Hiç şansın yok. Rüştü abi öyle demişti bize. Biz dinlenmeyi, gezmeyi kabirde yapacağız. Ne yaptım? Adam hiç almıyor. Ya şimdi depoyu kullan dedi. Ben sonra depona koyarım, merak etme. Düşünceyle vücudu istediğin, yani artık beden maddeten hakikaten bitmişse, düşünce de artık ona göre şey oluyor. O zaman hakikaten bitiyor. İnanın ben düşünceyle adamı yatırmadım. Hiçbir zaman da hasta şeyi olmadı. O zaman yaş o zaman farazi bir şey değil mi? Farazi tabii yaş. Öyle bir şey yok ki. Yaş yok ki. Ne yaşı? Ne yaşı? Bana ki söyle bakalım. Zamanın geçmişi var mı? O zaman yaşında var. O abi bedenin. Beden ben miyim? Beden bina değil miydi? Hani öyle değil miydi? Üstad diyor ki beden ruhun diyor elbisesi değil. Nesidir? Hanesi ve yuvasıdır. Bak şimdi, kazak var mı üzerinizde? Gömlek var. Bu binaya benziyor mu? Bak, bina ayrı. Gömlek ayrı. Ha, binadan kasıt cesettir.
Gömlekten kasıt, gömlek atlet fikirdir, histir, düşüncelerdir. Biz bunu giymişiz. Bunlar histir, düşüncelerdir. Ceset nedir? Binadır. Binada su patladı. Ulan patladıysa patladı. Ben patladım ya. Kan demektir. Elektrik kesildi. Sinir sistemi bozuldu. Ulan bozulsa bozulur. Tamirciye götür. Tamirciye getirsin. Evdeki elektrik sistemi bizdeki sinir sistemidir. Elektrikteki su tesisatı bizdeki tansiyon meselesidir. Mesela Efendimiz 63 yaşında diyorlar değil mi? Evet. 63 yaşında. Nasıl olacak bu 63 yaşında? Yani kardeşim o bu dünyada işler olsun Mehmet, düşüncemizi oturtmaya çalışıyoruz da. Ama böyle çıkıp da hey millet, geçmiş gelecek yok, devlet böyle böyle, siyaset. Ya kardeşim dünyadaki işleri anlamak için Allah bu akıl vermiş, depo vermiş. Onlara kıyas ederek geçen sene 2017-2018 konuşalım, iş olur, yoksa durur ki aynat. Oyun ve eğlence değil ya. Yani. Oyun eğlence bu iş değil. Zaten oyun ve eğlence. Oyun ve eğlence. Yok olanı var kabul edip iş yapıyoruz. Delile gibi. Çocuk bebekle oynuyor. Bak olmayanı var kabul edip iş yapıyoruz. Çocuk diyor ki bebeğim diyor. 2016 var mı? Şey 17 var mı şimdi? Yok. Yok. Peki Allah'ını seversen 2016 ile 1998 tarih arasında ne fark var? Güneşin doğmasıyla dünya kar yağdırılmasıyla. Bu kar yağdırılması 2016 model. Ben sana söylüyorum 1997'deki kar yağdırma modeli nasıldı acaba? Beyaz mıydı? Beyaz mıydı? Kırmızı mıydı? Siyah mıydı? Hangi renkti kar? Ne değişti ya? Bizi kandırıyorlar. Şurayı dünya kabul edin. Al feneri. Yak gündüz. Söndür gece. Aynı yer. Yak aynı yer gündüz. Söndür. 11, 12, 14 bugün, yarın 15. Lan lambayı söndürüp kesiyor. Yakıyor söndürüyor. Aynı yer. Hiç köprü değişmemiş. Kar değişmemiş. Dere akıyor. Kuşlar uçuyor. Tak tak. Lambayı sönüyor. Gece gündüz. Lambayla biz aldanıyoruz. Şey yapıyorsun. Dersin ismi de ki bizi kandırıyorlar. Doğru mu? Bizi vehmimiz aldatıyor. Usta diyor ki bu dünya diyor senin vehmettiğin, vehminin sana gösterdiği gibi olamaz diyor. Duydunuz mu bak? Usta diyor. Usta neler diyor. Allah'ını seversen. Bu dünya diyor senin vehmettiğin, vehminin sana gösterdiği gibi değildir. Ne mutlu bunu fark edenlere. Fark ettiğin anda tak bu olayın dışına çıkıyorsun. O zaman olaylar hükmediyorsun. O zaman dünüyle bugün eşit olduğuna göre dünya ile ahiret eşittir. Ölüm meselesi kalkmıştır. Tuhaf. Kafanıza karıştı ne ki? Kafamı karıştı vallahi bilmiyorum. Gideyim. Vallahi bilmiyorum. Mehmet ben bunları tefekkür edip hissediyorum. Ölüm bir oda değişikliği değil, odayı kaldırmaktır. Artık bu hissiyatım olduğu için ölümle yaşamak eşit gibi neredeyse fikri olacak. Yalnız, ha? Fert ismi ne oldu? Fert ismi, bütün isim. Yani zaman diyor, hiçbir şey birbirine benzemiyor diyor. Evet, aynen. Söyle bir diyor ki birbirine benziyor ama hakkında birbirine benzemiyor. Adam demiş ki, sana cevap veriyorum. Aristoteles'e demişler ki, talebesi. Efendim, felsefeci olman için bekar olman lazım. Ya bekar olursam şu oluyor da böyle oluyor da sıkıntı olur bilmem. Doğru. Doğru. Evlen demiş. Ama evlenirsem de bu mahrum olurum da bu işi yapamam da evlenirsem şu olur. Doğru. Çok doğru. Evlenme demiş. Ama evlenmesem şu olur bu olur. Doğru evlenme demiş. Cevap soruya göredir. Evlenmemeye dair malzeme getirin evlenin. Ama evlenirsek de şu olur. Tabii kardeşim evlen. Hangisi doğru? O da doğru. Kişiye göre değişiyor. Herkes, ustad ne diyor bak. Senin diyor şu dünya, senin zannının sana gösterdiği gibi olamaz diyor. Biz aldanıyoruz. Zanlarımız buralar. Her taraf ayna. Şeydeki de anne ayna. O aynada Allah'ın şefkati tecelli etmiyor mu? Annen mi senin altını temizledi, emzirdi, yedirdi, içi büyüttü? Anne aynası demiyor mu? Annenin ruhundan aynası Rahman ve Rahim değil mi? O yaptırıyor işte. O etimeti kullanıyor işte. Şu elimeli altını alıyor falan. Mektubatı var ya, daha bir dördüncü sualda, birinci mektup dördüncü sual var ya.
o her insanın ki kendisine ait hususi bir endam aynası vardır diyor. Kendi fikriyle diyor o aynayı istediği gibi çevirebilir. Herkesin hususi bir endam aynası var. Kendi fikriyle istediği gibi evirip çevirir. Peki, bu odayı yapalım. Bir tane ayna söyledim, ona gelecektim de. O ki kafam karıştı deyince yapmadım onu. Bir tane mi koyduk ayna? Allah aşkına kaşe bir tane de koy. Hı. Bu ama dağların arkasına koy aynayı, arkaya. Orta dağda. Bir tane de ayna sağına koy, bir tane de soluna koy. Bir tane üste koy, bir tane de altta. Altı tane ayna olsun. Bir tane çıkamam. Şimdi ne olur? Bilmez ya. Ve hangisi peki gerçek? Birisi gerçek. Ama nerede o? Hangi aynada? Aynaların içinde hapis gibi oluyor. Biz aynen öyleyiz. Onun için zannettiğin dünyadan daha geniş bir dünya var diyor. Çık diyor. Bak senin geniş zannettiğin dünya diyor. İki anlar arasında tık tık, saat var ya, tık tık. Sen geniş zannettiğin dünya iki kabir arasındaki taş kadardır. Tık kadar. Yani sıkışmışız. Bunlardan çık diyor üstad. Ummadığın gibi bir geniş alemi göreceksin diyor. Onun için Allah Resulü demiş ki, dünya ahireti kıyas ederse dünya uykudur. Bize oyuncak geliyor bu laf. Anne karnından dünyaya gelen tekrar dönmek istemediği gibi, yumurtadan çekirdekten hayvan olan, yani yumurtadan hayvan, çekirdekten ağaç olan tekrar geri gelmek istemediği gibi, dünya çekirdeği, dünya anne karnından, dünya anne karnına benziyor, dışarıya çıkan da gelmez. Bizi hep kayıt altına sokmuşlar. Hep sokmuş. Mesela şu anda mesela bizi bir saat içe sokmuşlar. Hakikaten saat maat yok ki. Hakkı yok ki. Öyle bir şey yok ki. Mesela saat tık tık böyle yapıyor, ona göre iş yapıyoruz. Böyle yapsa hızlı hızlı. Veya böyle yavaş yapsa. La kardeşim şu dünya mı? Güneş. Yaktı lan bak. Bugün ayın 12'si. Söndür. Yak 13. Yak söndür. Değişen ne Allah aşkına? Lamba değişti mi? Yok. Dünya değişti mi? Yok. Sen de zaten 6 aylık hücren var. 1 senelik hücren yok. Yaş nerede ya? 1 senelik hücre olan var mı? Sen kaç yaşındasın? 15. 15 senelik hücren var mı? Yok. 6 ay. En fazla? 6 ay. Peki neremiz yaşlı? Benim yaşlı. Niye böyle yaşlı gibi gözüküyor? Kaç yaşındasın şu kadar? 50. 50 senelik hücre yok. Nasıl 50 yaşın diyorsunuz buna? Onu anlatmıştım çok. Onu çok anlatmıştım. Bir tane kısaca anlatayım böyle. 1 yaşında. Ocak 1 doğdun. Tamam mı? Ocak 1 hop 2016 Ocak 1 hop 2017 Ocak 1'e geldin. Ne kadar geçti? 1 sene. Ha o 1 sene içerisinde düşündüklerin, koy tencereye. Fikirleri, kalbindeki hislerin, 1 sene içindeki hisleri koy tencereye. Tamam? 1 sene içinde yaşadıkların koy tencereye. Tamam? Karıştır. Düşündüklerin, hissettiklerini. Ruhu şey yapmıyorum yani, ruhtaki inançlarını sokmuyorum, yaptıklarını, koyduk mu tencereye abi? Karıştır, üçünü bir yaptık, bunun adı latife, bu bir senenin görüntüsü, latife, koy tencereye, 15 tane yaptık, 15 sene, 15 taneyi, 1, 2, 3, 4, 15 tane latifeyi karıştır. Tek latife yap, karıştır da onu surata yapıştır. Aa 15 yaşında. Yani 15 tane latife iç üste bindirilmiş. Ya ne demek o? Namaz kılmayla ne alakası var? Suratta beyazlaşma oluyor. Zina yapan, içki içen hep suratta belli. Geçen işte bir şey anlatmak için söyleyeceğim. Darlattı adam bana, hava vuruyor. Yani böyle. Kardeşim dedim bak dini konuşuyorsun öyle konuşuyorsun bir de sabah namazını kılmıyorsun bir de böyle ileri geri konuşuyorsun dedim ya. Yok kılıyorsun. Ya kılmıyorsun işte. Yaptığın şeyden konuş dedim ya. Canını darlatma bak Siman'da namaz gözükmüyor. Ondan sonra karısı orada fırladı. Ya ağzımdan az kaldı ismin çıktı. Ya diyor konuşma işte gözüküyor diyor. Ya niye itiraz ediyorsun hoca efendi doğru söylüyor diyor kılmıyorsun tabii. Böyle sonra kalktı gitti. Siman'dan
Ne anlatmaya çalışıyorum? Kardeşim namazda sima ne alakası var? Niye gözüküyor? Niye? Niye gözüküyor? Oruç tutan, tutmayan, hain adam, Nurcu, Süleymancı, tarikatçı hepsi niye farklı? Mesela bir alim diyorlar bir adama, cemaatin liderine. Bakın bakalım bir Müslüman siması var mı diye ikide bir söylüyorum. Bir Allah'ın kulu da çıkıp da niye bunun Müslüman siması yok diye hiçbir tane mail görmedim. Alim değil. Normal bir Müslümanın siması yok. Müslüman siması yok. Malum. Efirmiş. Müslüman siması yok. İslam siması yok. Alim olma değil, Müslüman siması yok. La hiçbir simadan anlamıyorsunuz ya. 7 tane ders yaptım ya, biraz daha uygula işte. İslam siması yok. Şaka zannediyorsunuz ha? Bir de şeye gider, bu hani o İsmail'in babasına bak, suratına bak. O Kemal Efendi değil mi? Bu adamlar... Şey, Mahmud Efendi'den sonra gelen zat. Bak tarikatçı ya, Nurcu değil ha. Kemal Efendi de Mahmud Efendi. İşte sen tanıyorsun da hiç yok. Allah'ını seversen ya. Alim değil ha o kadar. Arapça biliyor. Alet ilimlerini bilen alimden. Ama adam değil mi? Suratını gibi görmüyor musun? Sanki gözünü kamaştırıyor adamın nuraniyeti. Hiçbir simadan anlamıyorsunuz. Bu simada yalan yok diyor. Allah'ını seversen ya bu adam o kadar hadis konuşması o kadar şey yok mu o adam gibi. O kadar değil mi öyle mi? Kıyas edilir mi ilim noktasında? Ama simaya bak, simaya bak. Çok hafız yetiştirmiş ama. Hafız yetiştirmiş de sen, yani alimlik başka bir şey yani. Hafız yetiştirmiş, orada hizmetçi yapmış, simaya bak kardeşim. O da Müslüman, o da İslamiyet iddia ediyor. Benim bir taassubum yok ki. Olsa bak Mahmud Efendi cemaatinden. Adam yani. Gitti görüştük. İkide bir ben gittiğim zaman eline böyle tutar. Hasan Efendi, dua et bana. Ulan tövbe estağfurullah ya adam. Ulan suratına bakılmıyor ben beyazlıktan. Bana dua et diyor. Böyle adam. Ötekisine mi bakıyorsun koca bir cemaatin lideri? Alim. Konuşuyor değil mi? Suratında meymenet yok. Ya bir cemaati kendi etbağı dua etse zaten suratı patlar nurdan ya. Duadan patlar, duadan. Vesaire bak şimdi. Biraz anlayın diye söylüyorum. Peki şuraya okuyayım da. Geldik buraya. Ha? Niye geldik buraya? Niye geldik ben de bilmiyorum. Ne güzel dedik değil mi? Peki. Geçmiş zaman... Hep Mustafa'nı kapattı. Zaman zamandır. Zamanın geçmişi ve geleceği yoktur. Zaman nehrinin şeridin üstüne konulanların öncelik sonralıkları vardır. Zamana konanların bindirilenlerin zamanı vardır. Ne demek? Şerit geçiyor ya bant, araba fabrikası. Blok koydunuz, şerit gidiyor. Piston koydu adam, volan koydu adam, sibop kapaşı gidiyor mu? Motora ikide bir değişiklik yapılıyor. Zaman zamandır. Burada da akıyor, burada da akıyor, burada. Zaman farkı var mı? Yok. O zaman nedir? Zaman öncelik sonralık ilişkisinden düşünceden çıkıyor. Öncelik sonralık. Bak tak tak. Mesela bak şöyle diyeyim. Hepinize soruyorum. İyi bakın. Bakayım hanginizin daha hafızası kuvvetli anlayacağım. Bu iki ses arasında ne kadar zaman geçti? Kim söyleyecek? Fark karışmam. Bir daha yapıyorum. Bu iki ses arasında ne kadar zaman geçti? Bir saniye. Kaç? Bir saniye. 4 saniye. Kaç? 4. Güzel. Başka? 3. He? Zaman yok abi. Zaman? Zaman yok. Niye? Niye yok zaman? Çünkü zamanın bir verimi yok. Böyle böyle de olabilirdi. Bir başka bir verime göre yaptık. Bu ikisi arasında ne kadar saniye geçti diye sordum. Saniye demediniz, zaman demediniz. Tamam zaman de. Saniye yok. Tamam ne kadar? İki falan. İki saniye. Başka? Bu ikisi iki nokta arasında bak. Birinci nokta. İkinci nokta. Beş. Kaç? 3.50'lerde bir şey aldım. 3.50. Aynen öyle ya. Tamam. Başka? Abi ne kadar geçti sen biliyor musun? Evet. Hiç geçmedi. Çünkü 2 nokta yok ki. Bak. Bu 2 nokta diyorum bak.
Felsefe yapmıyor. Nerede şimdi? Şimdi nerede? Ha, şimdi diyorum ki ikisi noktası arasında ne kadar zaman geçti? Yok, öyle bir şey yok da burada var. İşte dünya öyle çalışıyoruz. Kafamızdaki zanlarımıza göre çalışıyor. Tamam, burada böyle bir şey yok. Buradakini sordun zannettik. Aslan abi sen şimdi ne yaptın? Buradaki zannettik. Bırak biz burada yani alem bir şartı şahitteyiz yani. Daha gitmedik biz ahirette. Ama o zaman bunlar doğru cevap verdi. Onlar doğru söyledi. İkisi doğru cevap verdi. Bilmeyerek doğru söylediler. Yok, bilerek söyledi. Çünkü bunlar biraz değişik modeller bunlar. Sen kaç yaşındasın İsmail? Ben 16. Sen? 16-17. Ne okulunda okuyorsunuz siz? Anadolu değil. Düz mü İmam Hatip mi? Düz. Anadolu. Vay be. Çok güzel. Çünkü niye? Bak dünya böyledir. Bak. Bu ikisi zaman iki nokta arasında. Yok ki o. Ha. Ama çalışamazdık. Nerede var? Burada var. Sen kaç yaşındasın? Diyorlar. Yakaladın ha. Öyle bir şey yok. Nerede ki o? Depo yok ki. Yaşımın deposu yok. Ama beyazdan diş dökülmesi, bel dökülmesi bunlar nasıl oluyor sana? İşte biraz önce ha ne yaptık? 15 tane latife vardı. Karıştır karıştır, yapıştır. O diş hücresi 6 aydır, 1 senelik yok. O nedir? Eksilmiş. 500 tane hücre vardı suratta. Yenilemiyor ama. Bak şimdi. 500 tane hücre mi vardı? 500 tamam, tane. Tamam. Şimdi 490'a düştü. 480. Ha, peki hastalık o zaman bir hücre şey dişin yarısı hala çürük 6'ya geçti. Niye yenilenmedi? Yenisi gelince de bozuluyor orada. Aynı yerine konuluyor. Tek tek değişiyor ya. Aykırı'da 6 ay en fazla duruyor. Şuradaki hücre, şuradaki bir şey 6 ay sonra da gene aynı. Çünkü buraya gelen de geldiği zaman boyaya giriyor. O da öyle oluyor. Oysa ama o hücrenin ömrü 6 ay. Bitireyim şunu. Nadir abi kaç yaşındasın? Zaman su gibi, mekan ise buz gibidir. Bir daha, bu çok önemli. Zaman su gibidir. Mekan ise buz gibidir. Biri mülktür, diğeri melekuttur. Şurayı şey yapayım. Geleceği şimdi de yaşamaktır endişe. Burada kalsın. Burada kalsın. Burada kalsın, konu değişmesin. Sıcağı sıcağına kalsın. Sizi çok böyle biraz yordum ama toparlanmamız zor olacak abi. Zor olacak. Ama Allah şöyle diyor. Buraya burası kadar değer verin. Neydi adın senin? Ne? Mustafa. Mustafa. Ha. Sen de Mustafa gibi. Niye? Mustafa olmasın. Çok değişik. Çok değişik model ya. Her tane bile gülüyor. Yüzü, kolu, çok her tane acayip bile yani. Gülünce elleri de gülüyor. Böyle bir insan görmedim pek. Çok güzel. Şimdi Mustafa antika değil mi şimdi bu iş? Ne? Bu zaman meselesi. Yok ya ben şey sınavlar için şey yaptım. Öyle mi? Ne yaptın sınavları? Bir de sınavları sorarlar iki nokta arasındaki fark, zaman farkını. Artık cevabım var. Yok ya arasında zaman farkı. İki nokta yok ki zaman olsun. Abi nasıl ispatlayacağız? Sıfır olacağız. Sıfır olacaksın. Abi biz nasıl ispatlayacağız? Şöyle diyeceksin. Hocam bu iki nokta arasında ne kadar zaman geçmiştir? Diyecek ki 3 saniye. Hocam iki nokta nerede var ki? Eyvah. Bu iki nokta demedik mi? Ha, kafanızdaki iki nokta arasında derse doğru. Burada iki nokta yok. Abi çocuğu disipline gönderiyor. Siz gene buraya uygun yapın. İşte ama doğruyu da şöyle. Yani adım atarken böyle davamızı, Kur'an'ımıza hizmet etme adına yapacağız. Yani insanlara yoksa burayı esas, burayı tapacak gibi, burası sabitmiş gibi, burası her şey sanki gerçekmiş buradakiler. Hepsi yalan ve geçici. Boşu dememişler, yalan dünya. Yalan dünya. Hep kandırıyor bizi, hep ayna. Ne görüyorsanız ayna. Elma yiyorsunuz ayna.
Bak ayna. Neyin ayna. Güneşe bak ayna. Dağlara bak ayna. Acaba dere akarken, vay be, bir de bundan sonra şöyle yapacağız. Dereye bak. Abi ayna olmasın ya. Bir bitirleme yapalım Hazan abi. He? Bir bitirleme yapalım. Nasıl yani? Ey dünya, yalan dünya, ne gerçekse ne de rüya, bir yazı yazmışlar suya, sahte kalem, sahte boya. Vay. Bir de desene, bir de desene ya. Ey dünya, sahte dünya. Ey dünya, yalan dünya, ne gerçeksin ne de rüya, bir yazı yazmışlar suya, sahte kalem, sahte boya. Bir mütefekkir bir zat demiş. Vay be. Şey mi, Nadir-i Buldan Hazretleri mi? Allah Allah. Peki. Vahir davahım. Elhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha ve selavat.